Efendim herkese yeniden merhaba. Dünyanın iki ayrı noktasında yaşanılmakta olan askeri gerginlikleri ve bu konularla ilgili yapılan açıklamaları bu akşam, yani 28 Şubat 2023 günü başlatacağım yayında iki ayrı ayakta incelemeyi uygun buldum. Çünkü yoğun gelişmeler var. Bir yanda Ukrayna Savaşı, ki şimdi birazdan anlatacağım, ama diğer yanda Pasifik'te yükselen Çin Halk Cumhuriyeti ve Amerikan askeri gerginliği. Bütün bunları ayrı ayrı değerlendirmekte sanki bir dünya savaşının iki farklı cephesiymiş gibi bakmakta büyük yarar var. Önce Ukrayna'nın doğu cephesine bakacağım. Çünkü Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski dün akşam saatlerinde yaptığı ve bugün de tekrarladığı açıklamalarında Rusya'nın çok yoğun saldırılarının yaşandığı Bahmut ve çevresinde artık Ukrayna ordusu için en zor günlerin başladığını kabul etti. Esasında Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte özellikle Wagner grubu askerlerinin o bölgede 60-67 civarında farklı saldırı gerçekleştirildiğinin duyurulması bile Rusya'nın o cepheye nasıl büyük bir ağırlık verdiğini göstermesi bakımından önemliydi kuşkusuz. Bu çerçevede Donetsk bölgesinde Putin tarafından görevlendirilmiş yetkili kişi Denis Pushilin'in aslında Bahmut'a giden bütün yollar hemen hemen artık Rus ordusunun kontrolündedir açıklaması ciddiyet kesbediyor ve kimse tarafından da reddedilmiyor. Anladığımız kadarıyla Bahmut'u belki de kanlarının son damlasına kadar savunmakta kararlı olan Ukraynalı askerlerin giderek hızla dünyayla bağlantısını kopartacak bir kuşatma sergiliyor Rus ordusu ve Wagner orada. Ama pazartesi günü bölgeye giden Reuters haber ajansının muhabirinin aktardığına göre bölgedeki Ukrayna ordusu da geri çekilme işareti vermiyor. Bu Ukrayna ordusunun o bölgede gerekirse son neferine kadar savaşacağının da önemli bir işareti. Esasında Bahmut bağlantısındaki bölgeler nedeniyle son derece kritik bir kimlik taşıyor. Ama şöyle bir kuzeye doğru çıktığınızda esas Doğu cephesi savaşının kaderini Bahmut ele geçirirse bile Rus ordusu tarafından artık net olarak anlaşılmış durumda ki Kupyansk diye bir şehir var. Şu anda Ukrayna'nın elinde. O bölgede yaşanacağı ifade ediliyor. Çünkü Rusya'nın şu anda topçu bataryaları ve orta menzilli füzelerle sürekli baskıladığı o bölgede kurulmuş olan Ukrayna savunma hatlarını bir yerde yumuşatmaya çalıştığı bir alan o bölge. Oskir Nehri'nin de bulunduğu bir bölge ve bütün askeri uzmanlar Bahmut'u alacak olan, alması beklenen Rus ordusunun ve Wagner grubunun çok hızlı bir şekilde o bölgeye intikal edeceği ve Ukrayna savunma hatlarını Oskir Nehri'nin batısına doğru iterek yukarı doğru büyük bir taarruzun başlamasına neden olacağı ifade ediliyor. İşte orada neden bu kadar kayıp vermesine rağmen inatla Bahmut'u savunduğunu anlıyoruz Ukrayna'nın. Çünkü orası aynı zamanda Kupyansk'ı garantileyen, onun savunmasını güçlendiren bir kimlik taşıyor. Fakat elde edilen bilgiler, mesela Ukrayna Kurmay Başkanı tarafından da yapılan açıklama var. Bu kadar ağır insan kaybı yaşamasına rağmen Ruslar
hala da Bahmut'a büyük ölçekte ve Wagner grubunun en iyi eğitilmiş askerleriyle saldırıyorlar dedi. Zelenski'nin açıklamasını şöyle anlatayım. Bahmut ve çevresinde durum son derece kritik. Bölgenin savunması her geçen gün biraz daha azalıyor ve düşman savunma gücümüzü kırmak için önündeki her şeyi yok ediyor diyor. Şimdi bu tabii önemli bir gelişme. Fakat önemli gelişmenin ötesinde Rusya Kremlin'in sözcüsü Dmitri Peskov'un yaptığı açıklamalar. Dmitri Peskov, Rusya'nın daha önce de ifade ettiğim gibi dün Alexander Dugin'den de bahsetmiştim biliyorsunuz. Kendisi çok önemli mi değil mi bilemem ama fikri, Alexander Dugin'in fikri şu anda Kremlin'de iktidar. Dmitri Peskov diyor ki, Rusya Ukrayna krizinin çözümü yolunda yeni bölgesel gerçekler üzerinde pazarlık yapmayacak ve uzlaşmayacaktır. Artık içselleştirilmiş unsurlar vardır ve bu gerçekler yeni bölgesel gerçeklerdir. Yani ilhak edilen bölgeler. Rusya Federasyonu anayasası açıktır. Buna karşı çıkılamaz. Rusya bu gerçekler konusunda herhangi bir uzlaşmayı kabul edemez. Bunlar önemli unsurlardır. Kiev yönetimi bu topraklar üzerindeki kontrolümüzü kabullenirse tabii ki bir barışa ulaşırız. Bunu görüşmeye açığız. Ukraynalılardan gelecek olumlu adımlar çerçevesinde bu sorun müzakere masasında çözülür ama asıl önemli olan konu bizim hedefimize ulaşmaktır. Bu şu demek, biz sonuna kadar savaşacağız diyor. Yani iki taraf da aynı şeyi söylüyor ama tekrar tekrar söylüyorlar. Yani böyle bir müzakereydi, bir zemin bulmaktı vesaireydi falan filan. Bunlar sanki çok çok uzaklara ve çok farklı noktalara savrulmuş gibi bir durum arz ediyor. Ve bu yönüyle baktığınızda Ukrayna'ya yönelik askeri yardımın neden bu kadar büyük oranlara vardığını bir kez daha anlıyorsunuz. Nitekim Donetsk'te Rusya yanlısı bir yetkili, Yan Gagin diye bir isimde bir şahıs, Rusya bir televizyonla yaptığı açıklamada Bahmut yakınlarında Leopard 2 tankları tespit edildi dedi. Yani Polonya veriyor ilk etapta, herhalde onlar oraya ulaşmış. Wagner grubunun patronu Prigojin de istihbarata göre Leopard 2'ler Bahmut yakınlarında Chesiv Yar, ya bu tabii bazı isimleri zor söylüyorum, Chesiv Yar yakınlarında yerleşiyorlar dedi. Bunlar ne kadar doğru ne kadar yanlış bu ayrı bir konu fakat gördüğümüz kadarıyla Rusya kendi kontrol altında tutmakta kararlı olduğu bölgeler konusunda kimseyle pazarlık yapacak gibi gözükmüyor. Fakat bu arada tabii Rusya'nın içinde de ilginç şeyler olmaya başladı. Mesela Moskova'ya 110 kilometre mesafede Kolomina kentinde bir doğalgaz dev dağıtım istasyonuna yaklaşmakta olan bir SİHA, yani kamikaze drone, son anda fark edildi ve düşürüldü. Eğer oraya düşseydi, orayı patlatsaydı, o bölgede nasıl bir patlamalar zinciri olacaktı, o ayrı bir konu. Fakat Rusya Savunma Bakanlığı daha sonra açıklamasında ülkenin farklı iki bölgesinde daha Ukrayna tarafından gönderildiği tespit edilmiş SİHA'lar, yani silahlı insansız hava araçlarının düşürüldüğünü vurguladı. Bu arada St. Petersburg Pulkova Havalimanı'nda geçici olarak trafiğe kapatıldı. Üzerinden uçan bir takım İHA'lar ve SİHA'lar nedeniyle. Bu haberden sonra Moskova'daki resmi kaynaklar
St. Petersburg'daki SİHA uçuşları ile ilgili doğrudan Rusya lideri Putin'in bilgilendirildiğini duyurdular. Fakat sonra nedense Rusya Savunma Bakanlığı ya önemli değil, biz orada tatbikat yapıyorduk, ondan dolayı kapatıldı falan gibi bir biçimde olayı örtbas etmeye çalıştı. Ama anladığımız kadarıyla Ukrayna artık çeşitli bölgelerden sağlamış olduğu insansız hava aracı, silahlı insansız hava araçlarını Rusya toprakları üzerinde tıpkı kendisine yapılanda olduğu gibi sivil altyapıyı hedefleyecek bir biçimde kullanmaya başlamış gözüküyor. Gözler Bahmut'ta ve onun devamında Kupiyansk'ta. Genel olarak Amerikalı askeri uzmanların ifadesi ve İngilizlerin ifadesiyle aslında başlamış bir Rusya taarruzu dönemi yaşıyoruz. Ama henüz Ukrayna'nın karşı taarruz süreci hazırlanıyor bu çerçevede. Çünkü Limansk, Avdiivka ve Şahdar gibi bölgelerin sürekli Rusya baskısı altında olması da esasında Putin'in adı konulmamış bir taarruzu başlattığını göstermesi bakımından önemli. Takip edeceğiz. Hoşça kalın.